Oyunlarla başlıyoruz herhalde. Başkan yayından düştü, şarjı bitti galiba. Evet, şarjı bitti başkanım. O zaman önce siz de başlayalım. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sadık Baş, Dağbalcı ve Mehmet Akars'tan canlı yayın konuğumuz. Eyüpspor'un bu arada en skorer 3 ismisiniz galiba, değil mi? En çok gol atan 3 ismi. Evet. Yani güzel oldu. Öncelikle tebrik ediyorum şampiyonluğunuzda, hepinizin ayrı ayrı alın teriyle, emeğiyle hak ettiğiniz bir şampiyonluktu. Zaten devre arasından bu yana herhalde herkesin en fikir oldu. Şampiyonluğu garantileyeceğiniz haftanın öncesinden belli olan bir şeydi. Ve artık bu hafta itibariyle de bunu kesinleştirdiniz. TFF'nin şampiyon olarak Eyüpspor'u çıkardınız. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Ve şampiyonlukta en büyük etken sizce neydi? Şampiyonluğun sırrı sizce neydi? Tek tek hepinizden dinlemek istiyorum. Ya en büyük etken tabii biz güzel, yetenekli bir takımdan oluşuyoruz. Öncelikle orada aile ortamını sağladık. Takımda herkes birbirini seven, sayan ve karakterli oyunculardan kuruluydu. Tabii bunda başkanımızın da hocalarımızın da emeği büyük. Biz de bu oluşumda ayak uydurduk. Onların bize güvenini boşa çıkarmadık. Çok şükür haftalar öncesinden şampiyonluğu garantiledik. Ya dediğim gibi aile ortamı bize bu şampiyonluğu getirdi yani. Bağcı'ya vereyim. Peki, Tavlacı'ya gittim. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Şampiyonlukta valla o kadar çok sayacağımız etken var ki, yani birçok etken bu sene bir araya geldi diyebilirim Eyüpspor'da. Hem maddi anlamda hem başkanından, yöneticisinden, hocasından, futbolcu grubundan. Her şey 10 üzerinden 10'du bence. Zaten futbolda bunların hepsi bir araya geldiği zaman şampiyon oluyorsunuz. Bizim gibi. Vallahi çok çok güzel geçti yani. Çok iyi geçti. İnşallah senenin başarılarımızın devamı gelir. İnşallah. Teşekkür ederim. Bir de Sadık Baş'tan bir şampiyonluk Sağ yorum alalım. olun. Merhabalar öncelikle. Evet, arkadaşlarım da dediği gibi burada gerçekten çok güzel bir aile ortamı var. Ya zaten takımın kalitesinden bahsetmeye gerek yok. Bu ligin iyi oyuncularından kurulu bir takımız. Ve böylece aile ortamını da yakaladıktan sonra zaten başarı kaçınılmaz oluyor. Gerçekten buradan başkanımızı ve Fatih başkanımızı kutlamak gerekir. Gerçekten çok karakterli oyuncular alınmış yani takıma. Güzel bir ortam var burada. Ve iyi yönetim sergilediler. Başarı kaçınılmaz oldu diyebilirim yani. Yani şimdi özellikle Tuzlaspor'dan 5-6 isim alındı. Beraber çalışmıştık zaten Tuzlaspor'da sizinle, işte Muhammed ve senle, Bülent Uzun'la, Doğan Okulu'nda vesaire, yine Yasin Yener, Kemal Tokat var başka. Bir arada ayrılan işte Mehmet Özdrak, Murat Yılmaz falan vardı. Onun dışında Süper Lig'in önemli oyuncuları, işte Tanabalcı, Süper Lig'in şey, Süper Lig diyorum, İkinci Lig'in önemli oyuncuları Tanabalcı gibi, ondan sonra kalecisi işte Yusuf'un altyapısına yetişmiş deneyimli kaleci Emre Ulak baş kaptan. Gerçekten çok önemli bir kadrosu vardı. Ben sezon başında da demiştim, hani Eyüpspor birinci veya playoff'tan bir şekilde çıkar diye kendi aramızda konuştuğumuzda söylemiştim. Gerçekten beklenen de oldu. Çok iyi bir takım olgusu da oldu. Başkanlar idmanları falan değil bildiğim kadarıyla. Hani gerçekten bir aile ortamı da var. Herhalde bunlar da çok büyük bir etken oldu. Kadro planlaması her zaman önemlidir. Tamam, hani iyi bir takım olabilmek için iyi bir kadro kurmak lazım. İyi oyunculardan bir kadro kurmak lazım, ama bazen sadece o da yetmiyor. Bir takım olabilmek de önemli. Siz ikisini de başardınız. Ben o yüzden şampiyon olduğunuzu düşünüyorum. Katılır mısınız? Evet, kesinlikle bizim grubumuzda dediğiniz gibi başka kaliteli takımlar da vardı. Mesela Sakarya olsun, Van olsun, bunlar da gerçekten kaliteli kadrolar kurdular ama dediğiniz gibi biz o aile ortamını yakaladığımız için bir iki tık üstüne çıktık diyebilirim yani bu ligin. O yüzden rahat bir şampiyonluk geldi. Peki, Eyüpspor taraftarlar başta olmak üzere birçok takım taraftarları destek mesajları yolluyorlar, tebrik mesajları yolluyorlar. Sizi kendi takımında görmek isteyen başka takım taraftarları da var. Siz Eyüpspor taraftarlarını aradınız mı maçlarda? Tabi yanıtlasın bunlar. Tabii ki yani herkes taraftar desteğini arkasına almak ister, taraftarıyla oynamak ister. Yani pandemi dolayısıyla bu mümkün olmadı. Hiçbir takım taraftarıyla buluşamadı. İnşallah seneye onları tribünlere bekliyoruz. İnşallah biter de hastalık, taraftarımızla kavuşuruz. Tamam.
Sana Bahadır'ın kariyer hedefi nedir? Trabzonspor var mı bir gün hani demiş bir seyirci soru sallam sana. Kime? Sana. Trabzonspor. Yok bizim için Trabzonspor yaşımız geçti ama inşallah seneye burada kalıcı izleri bırakmak istiyoruz hep beraber arkadaşlar. Peki ben soruyu Muhammed'e yönelteyim. Fenerbahçe altyapısından çıkmış. Muhammed Akansan'ın Fenerbahçe hali var mı? Uzun vadeli kariyer planı nedir? Ya tabii Fenerbahçe'de yetiştim. Orada tutunmak kolay değil. Orası genç oyuncular için biraz fazla diyebilirim. Yani sonuçta biliyorsunuz Türk futbolunda o tarz takımlarda gençlere yeteri kadar sabredilmiyor ve şans tanınmıyor. Evet. Ben de onun kurbanı oldum diyebilirim. Tabii hedeflerim arasında Süper Lig'de oynamak var. Yani yeni 26 yaşına girdim. Bazen ben de kendimden geçtiğini düşünüyorum ama futbolda hiçbir şey belli olmaz. Ben de tabii Süper Lig'de oynamanın hayalini kuruyorum. Zaten Eyüpspor çok büyük bir vizyona sahip. En kötü ihtimalle burada inşallah Süper Lig'e kadar gideceğimizi düşünüyorum. O yüzden benim de hayallerim arasında tabii önce Süper Lig olursa da 3 liglerde oynamak neden olmasın yani. Peki Sadık Paşa'ya da soralım. Kariyerinin böyle nasıl söyleyeyim en belirgin dönemindesin. 25-26 bence en uygun dönem kariyeri için. Senin ülke hedeflerin nedir? Kariyer planı nedir? Ya ben gerçekten Eyüpspor'un vizyonunu, aile ortamını çok beğendim. Ben de Muhammed gibi yani Süper Lig oynamak istiyorum. Ama Süper Lig'i kesinlikle Eyüp'le yakalayacağımızı düşünüyorum. Yani ben bu ortam bozulmazsa güzel işler başaracak diyorum ben Eyüpspor yani. Evet. Peki şu anda herkesin merak ettiği soru. Üçünüze de soruyorum. Üçünüze tek tek cevaplarınızı bekliyorum. Önümüzdeki sezon Eyüpspor'la devam edecek misiniz? Şu an bir şey söylemedim ben ama Muhammed'in dediği gibi şu an gözüken o yani. Üçümüz inşallah devam edeceğiz. Yani başkanımızın yapıyı bozmama gibi bir düşüncesi var. Biliyorsunuz genelde sıfırdan takım kuran takımlar çok başarılı olamıyorlar. Bunun örneklerini zaten gördük. Başkanımız bu yapıyı koruyup üstüne tabii takviyeler alıp hedefi İlk aşamada playoff olarak görüyoruz. Yani tabii şu an gözüken kalacağımız yönünde. Ama futbolda neyin ne olacağı belli olmaz. Biliyorsunuz bu işler günlük olduğu için. O yüzden şu an başkanımızın düşüncesi bu yapıyı bozmadan üstüne takviyelerle daha yukarı çıkmak yani. Peki sözleşmeler bitmiş miydi bu sene son itibariyle? Yok. Benle Sadık'ın bir yıldı. Üst lige çıkarsak opsiyonlu bir yıl daha uzuyordu. Şu an otomatikman uzamış oldu yani. Bir yılımız daha var evde. Tabi zaten bildiğim kadarıyla 2 yıldır bana sözleşmesi. Anladım. Peki, ben aslında bu soruyu başkana soracaktım. Önce başkanı konuk alacağım için hani takviye yapacak mısınız, takım bozacak mısınız? Bana kalırsa sen hani dedin ki günlük değişiyor dedin bu işler. Ben zaten bu konuda en çok yakınan isimlerden biriyim. Yani her yanımda da bunu özellikle vurguluyorum. Yani şampiyon yapıp hoca gönderiliyor, takım bozuluyor vesaire. Veya 2-3 mağlubiyet hemen hoca gönderiliyor. Mesela ben Zafer Hoca ile bu sene yola devam edilmesini de yine başkanı tebrik takdir edecektim. Yine tekrar bağlandığında bunu söyleyeceğim. Yani mesela geçen sene Eyüpspor düşme hattının 2 sıra üstünde tamamladı. Belki ligler yarıda kaldı ama hani düşme hattının 2 sıra üstündeydi. Buna rağmen Zafer Hoca'ya güvenildi. Zafer Hoca ile devam edildi. Güzel bir kadro kuruldu. Ve yolun sonunda ışık olacağı belliydi. Mutlu sona da ulaşıldı bence. Peki önümüzdeki sezon birkaç takviyeyle biz playoff olacağımızı düşünebiliyor musunuz? Ya Süper Lig'e çıkabilir mi bu takımla? Biz kesinlikle inancımız tam yani takıma. Başkanla da bir araya gelip oturuyoruz, konuşuyoruz. Başkan da zaten takımın dağılmasından yana değil yani. Takımı tutup güzel takviyeler yapıp PTT'de de kalıcı olup iyi başarılar sağlamak istiyor. Biz de başkanla konuştuğumuzda kendimize ne kadar güvendiğimizi, bu takıma güvenirse sonucunda karşılığını alacağını tekrar tekrar söylüyoruz. O da bu düşüncede. İnşallah seneye biz de bunu kanıtlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir çalışıyorsak iki çalışacağız. Gecemizi gündüzümüze kaçacağız gerekirse. Başkanımızın yüzünü kara çıkartmayacağız.
Önde aşağıdan Kahramanmaraş'tan, Bayburt'tan, Bodrum'dan şu an unuttum ama bayağı farklı şehirlerden takım taraftarları size takımını dönüşüyor. Bunu başkana söyleyeceğim. Bence siz kaçınmasın. Yani şey zaten Yasin İner'in de bir paylaşımı oldu. Biz 2'de 2 yaptık. O dediğiniz gibi geçen seneki 6 kişi. Evet, evet. Yasin abi de onu biraz hani makara yaptı. Espri bazında paylaştı. Şimdi ona da çok böyle mesajlar gidiyormuş. Çoğu takım gelin bizi de çıkartın diye. Ama bize de çok mesaj geldi Yasin abi sayesinde. Bu sene inşallah birincilikte deneyeceğiz o işi. Bakalım hayırlısı olsun diyoruz. Bundan sonra birinci ligde bir iki lig yapalım. Daha sonra da Süper Lig inşallah. İnşallah. Hedefimiz o. Evet, size bir soru soracağım. Taha Balcı'ya geldi bu soru. Biraz da eleştirme ayette sanırım. Son iki sezonda 37 gol atan Taha Balcı bu sezon neden 10 golde kaldı demiş. Valla niye 10 golde kaldım? Belki kaçırdıklarım olmuştur. Bilmiyorum. Onu hiç onun muhasebesini yapmadım kendimde ama önemli olan takımın başarısıydı. Yani geçen sene 15 tane attım. Playoff oynadık. Bu sene 10 tane attım. Şampiyon olduk yani. Ben 10 tane atıp şampiyon olmayı daha değerli buluyorum. Onu daha çok tercih edersin. Biraz bakış açısı farklı. Peki bu sene asist sayın arttı mı? Asist sayılarını göremiyoruz ama. Asist sayını arttı mı? Asist sayım 4 veya 5 tane arttırdım. 4-5 olması lazım. Yani geçen sene geri daha fazla asist mi yaptın? Belki yani orada bir dağılım oldu. Yok geçen sene de 4-5 tane falan arttırmıştım. Her sene ortalama aynı herhalde benim. Ama başkanımız mesela Tabi'yle konuştuğunda hani daha önceki takımlarında da izledim falan dedi. Burada dedi kendini daha çok mücadeleci bulduğunu söyledi mesela. Yani her yere basıp daha çok efor sarf ettiğini söylüyor yani her seferinde. O yönden çok farklı oynuyor bu sene abi. Yani takım için elinden gelen her şeyi yapıyor diyebilirim. Ya zaten bizim takım kaliteli bir takım olduğu için skor sayıları da eşit bölümde hemen hemen. O yüzden herkes gole katkıda bulundu yani. Bu zaten önemli olan da bu. Bizi takım yapan olay da bu oldu bence. Bir kişinin 25 gol atıp da takımı şampiyon yapma gibi bir şeyi yok. Genelde bakın 25-30 tane gol atan takımın forveti en fazla playoff falan oynuyorlardır. Bizde ama skor eşit bölündüğü için skor üretme işi bu bizi zaten şampiyonluğa götürdü. Bir, zaten her zaman takımlarda bir kişiye yük binmez. Bütün takım çıkıp takımca maçı alıyorsan o zaman şampiyon oluyorsun zaten. Kişilere bağlı olmayan sistemde şampiyonluk geliyor. Bizde Taha abinin zaten mücadelesi, ortaya koyduğu karakteri yeter. Biz zaten her zaman dile getiriyoruz. Hepimiz böyle mücadele edelim. Kimin gol attığı önemli değil. Bizim için önemli olan şampiyonluktu. Biz de Allah'a şükür onu yerine getirdik yani. Yani zaten bir golcü işte 25 gol atmıştır. Takımdaki en golcü ikinci isim hani 10 gol bile yoktur. Sizde 3 tane 10 gol atan futbolcu var. Hani bunun üzerinde 3 futbolcu birden var. Bu hani her takımda var mıdır bilmiyorum yani. Kaç kere yaşanmıştı bilmiyorum. Muhammed Kutarsan seni Gerard'a benzetiyorlarmış. İdolün kimdir? Ya biraz abartmışlar tabii de. Ya ben idol olarak futbolunu Emre Belözoğlu'nu tabii çok beğeniyorum. Türkiye'nin bence gelmiş geçmiş en iyi orta sahası. Çok büyük bir yetenek. Şahsen onu idol olarak alıyorum. Çok sevmeyeni de var tabii ama ben yakından da tanıdığım için hem müthiş karakter hem de müthiş bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu ideal olarak görüyorum. Yani çok sevmeyen olabilir ama çok beğenmeyen yoktur bence. Hani yani, şimdi belki de sevmeyebilir. Belki bir şey diyemem. Ama ben futbolculuğunu beğenmeyen çok nadir görüyorum. Yani Türkiye'nin yetiştirdiği büyük yetenekler mi? Peki senin Emre Belözoğlu'yla oynama şansın oldu mu? Aynı döneme denk gelmiş miydin? Ben Arbaşı'dayken. Evet geldik beraber oynadık. O dönem zaten kaptanıydı yine Fenerbahçe'nin. Beraber bir sene aynı takımda bulundum yani idman yaptık. O da benimle ilgiliydi sağ olsun yani. Yani dışarıdan göründüğü gibi biri değil. Hakikaten çok düzgün ve iyi bir insan. Futbolculuğu da zaten tartışılmaz. Birisi demiş ki Mahmut'un boynu ağrıyacak. 3 gün sonra maç var demiş. Doğru biraz sırtım ağrıdı böyle kadraja gireceğim. Zaten gayet evet, sıkıntı yok şu an. Benim hazırladığım sorulardan bir tanesi de altta görünce de sormak istiyorum hemen şimdi. Sizce bu sezon en zor maçı hangisiydi? Şampiyonluk şu maçta geldi dediğiniz maç var mı? Varsa hangi maç? Bence Kırşehir maçı. O maçtan sonra... Bu soruyu hazırlarken Kırşehir diyeceğinizi biliyordum.
Evet, o maç bizim için çok önemliydi yani. O maçı yendikten sonra puan farkı iyice açıldı. Yani bir tane söylemek yanlış olur. Birkaç tane maç var öyle. Ama benim için Kırşehir maçıydı. Tabii onların bilmiyorum onların düşüncesini. Sağ abi sen hangi maç diyorsun? Bence de o maçtı. Çünkü o maçla birlikte galiba puan fark 12'ye çıktı. Orta platformdan kış şartları vesaire. Ben Kırşehir'den dönüşte zaten dedim biz şampiyon, Allah'ın izniyle şampiyon olduk dedim. Bence de Kırşehir'de. Kırşehir Belediyespor da Ergümet Hoca'yla bir çıkışa geçmişti. Evet. Bu burada takılmazsa ben de hani daha tutamazlar demiştim maçtan önce de. O maçtan sonra... Ergümet Hoca'yı önceden tanıdığımız için çok zor geçeceğini biliyorduk. Çok katı savunması var Ergümet Hoca'nın bizi çalıştırdığı için oradan. Ergümet Hoca'yla da görüşmüştük. Hani daha takımın yarısını tanıyorsunuz. Aynen. Hani bir tane takabilirseniz. Bize hani bayağı halinden almıştı zaten. İşimizin zor geçeceğini biliyorduk. Ama çok şükür İyi bir sonuçla geçtik yani o maçı. Evet, Pendik seyircimiz sanıyorum. Önce Tuzla sonra sırada Pendik mi var diyor. Pendik mi çıkaracaksınız diyor. Yok sırada Eyüp'ü Süper Lig var. Eyüp'ü Süper Lig'e çıkartmak var. Yasin Yener de geldi zaten aşağıda. Ha, Yasin Yener şimdi yorumları izleyin. Evet şu an gördüm. Şu an hatta onu yayına sanıyorum artık katabiliyoruz ikinci bir katılımcı. İstek gönderdim. Katılırsa bekleriz. Müsait olmayabilir. Evet, geri çevir. Müsait değil. Genelde yoğun oluyor biraz Yasin abi. Evet, bakalım başka bir şey sorusu var mı? Hep aynı tip soru. Hani işte Pendik Spor'a gelir mi? Çengel Spor. Çengel falan diyorlar ama doğru mu böyle bir şey? Mert arkadaşımız herkesi birilerine benzetiyor aynen. Evet bir seyircimiz de amatörliklerle ilgili bir şeyler söylemek isterler mi demişler. Amatörlikler biliyorsunuz yine başlamadı. Bir ay daha ertelendi. Ya biz de takip ediyoruz yakından. Yani üzülüyoruz yani arkadaşlar da sonuçta evine ekmek parası götürmek zorundalar. Yani kendimizi onların yerine koyuyoruz. Gerçekten zor bir durum yani. İnsanın psikolojisini bozuyor diyebiliriz. Yani halı sahalar bile açılıyorken o kardeşlerimizin oynayamaması biraz absürt oluyor. Yani sonuçta dediği gibi millet evine ekmek götürüyor oradan. Neredeyse bir senedir yani bir seneyi aşkındır oynanmıyor. Yani çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir an önce başlar da bu hatadan dönerler diye düşünüyorum. Yani hakikaten çok kötü ve üzücü bir durum. Kesinlikle. Evet, 21 Mayıs'ta yenilen bir Eyüp Spor var. Bu sene 2 mağlubiyet aldınız. Turgutlu Spor ve Karacabey galiba. Sizce o mağlubiyetler neden oldu diye bir soru var. Ya o maçlar aslında ligin en iyi oynadığımız hani 10 maçından 2 tanesi diyebiliriz. Ama kaleye girmedi. O maçlardan sonra zaten başkanımız da soyunma odasına girdi. Bizi tebrik etti yani yapacak bir şey yok. O maçlar gerçekten ligde en iyi oynadığımız 5-6 maçtan bir tanesiydi ama top yemeyince girmiyor bazen. Peki böyle çok kötü oynayıp da 3 puan aldığımız dediğiniz hani bize yakışmayan bir oyun 3 puan dediğiniz maç oldu mu? Pendik maçı İlk oldu. İlk Pendik maçı. Bir o maç olmuştur yani. Penaltıdan atmıştık zaten golü. Bizim için çok kısır geçmişti o maç. Normalde çok pozisyona giriyoruz ama o maçta pozisyona girmekte zorlanmıştık. Rakip takım da birkaç tane pozisyon kaçırmıştı yani. O maçta bayağı zorlandık. İlk yarıdaki Pendik maçı. 1-0 yenmiştik. Peki kişisel olarak en kötü yani kendimi en beğenmediğim maç dediğim maç yine o maç mıydı? Tek tek sorayım. Tek tek sorarsak ben kendimi en beğenmediğim maç senin hangisi abi? Sen geldin mi? En beğenmediğim. Benim hangi maç olabilir? Ya benim o iç sahadaki Pendik maçıydı bence. Yani o kadar etkili olamadığım bir maçtı. O yüzden ilk benim, Pendik maçı. Ben deplasmandaki Bayburt maçını söyleyebilirim. Ben de... Yani Bayburt olarak o maçı da izledim. Doğru, o maç biraz iyi değildi. Aynen, Bayburt maçında takımca biraz kötüydük, tutukluk. Bir de yorgunduk biraz.
Bir de oranın hava şartlarını biliyorsunuz. Bırakın nefes almakta zorlanıyorsunuz. Zaten maç bittiğinde birkaç kişi bayıldı bizim. Zor çıkarttık sen de. Evet, bak bir senin sorusu var mı? Ya ben şimdi hangi futbolcuların katılacağını yayın öncesi bana çok geç söylendi, haber verildi. Ben o yüzden hani kişisel bir soru da hazırlayamadım. Peki sizin için bana göre Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri altyapı. Altyapıya bakış açınız sizi nasıl? Altyapı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Neler yapılmalı? Nasıl önlemler alınmalı? Ya, altyapıda Türkiye'de tabii altyapı sorunu var. Zaten bunu yapan bir iki kulüp var. Altın Ordu olsun. Ya, ciddi anlamda yapan. Diğer Bursa Spor biraz zorunluluktan transferi açamadığından gençlere yöneldi. Aslında onlar gereken dersi veriyorlar ama kimse almak istemiyor. Altın Ordu mesela yaş ortalaması belli. Adamlar playoff oynuyorlar. Bursa Spor keza İlçar'ı inanılmaz oynadılar. Sadece kendi altyapısından çıkan oyuncularla. Yani Türkiye'de öncelikle sabır yok. Yatırım yok. Orada altyapı hocalarına askeri maaşla memur hayatı yaşatmaya çalışıyorlar. Altyapıdaki idman sahaları, imkanlar, idman programları zaten yetersiz. Hiçbir şekilde hani oralara yatırım yapan bir kulüp yok. O yüzden çıkmaması normal. Yani normalde 80 milyonluk bir ülkede bu kadar gencin olduğu bir yerde altyapıdan çıkmama imkanı yok. Yani yetenek olmama imkanı yok ama bir yerde takılıp kalıyor. Çünkü o da genelde camialar, kulüpler başarıya odaklı olduğu için hazır oyuncu almak istiyor. Genç oyuncu yetiştirmek pek cazip gelmiyor. Taraftarın da sabrı yok. Başkanların da sabrı yok. Hocalar da tabii öncelikle kendini düşündüğü için geleceği düşünmek diye bir şey yok yani ülkemizde. O yüzden inşallah düzelir diyeceğim ama bunun düzelmesi bence 10-20 yıl sonra. Ancak ülke futbolu batacak iyice. Ondan sonra kıymete binecek gençler ama inşallah iş işten geçmez. Peki, altyapı demişken Taha Balcı'ya bir soru gelmiş. Altınordu'da forma giyen Taha Balcı kulüple ilgili ne düşünüyor demişler. Yani Altınordu bugün Türkiye'de tek yani. Yani hem reis anlamında, hem oyunculara bakış anlamında. Bugün çocuklar 18-22 yaş bandında ortalama 17-16 yaşında var. Yani. Ve playoff oynuyor. Yani bunu görmemek için kör olmak lazım. Ama insanlarımız dünyasını bence kör yani. Çok sabırsız. Sadece altın ordayı izleyip tepkine kendine güvenir miyiz? Yani görmek elde değil. Yıllardır TTT'de olsun, sürekli olsun. Yani o kadar kötü yabancılar, o kadar kötü müzeler olmuyor ki. Hani onlardan ikinci ülkelerde çok var ama bunu görmüyorlar. Veya görmek istemiyorlar. Yani burada olan Türk kendine oluyor bence. İyi yabancı tabii ki gelsin. Bak, oynarsın hatta. Biz onlardan işe direkt. Ama çok daha kötü yani bence. O yüzden bence burada yöneticilerin hem burada hocalara da kötü düzenmiyoruz. Çünkü hocalara da bir tahammül yok ülkede. İki maç, üç maç yedikleri zaman yoldan kovuluyorlar yani. Onun için onlar da mecbur oynatıyor veya transfer yapıyor. Bence kesinlikle Türk kendine, yani tabii ki her Türk kendine değil yani. Yeteneği olan, becerisi olan oyunculardan bahsediyor. Bu çocuklara şans verilmeli. Yani illaki bir formatın kalitede oynaması için yani veya süperlik oynaması için 3 yıl, 4 yıl gidip yerlere kiralanması lazım. Orada çocukların yılları kayboluyor. Yani bunun gibi bir sürü sebep var. İnşallah bu muhabbetin de dediği gibi kulüplerin bu ekonomik imkansızlıklardan dolayı Türk oyuncuların yolu açıyor. Yoksa başka türlü ben görecekleri yok bence. Hocayla ilgili konuya ben de takıldım. Aynen katılıyorum. Yani dediğim gibi 2-3 maçta hoca gönderiliyor. Mesela biz Muhammed'le işte Sadık'la Tuzla Spor'da beraberdik. Tuzla Spor virüsle geçti Taner Taşkın'la beraber. Taner Hoca 3 maç kazanamayınca hemen Taner Hoca'yla yollar ayrıldı. Yani bu her takımda böyle. Hemen hemen her takımda, Türkiye'nin her takımında böyle. 2-3 maç kazanamayınca hemen Hoca'yla yollar ayrıldı. Yani ben bu konuyla ilgili de hemen hemen her yayınımda bunu sıkça dile getiriyorum zaten. Yani böyle hemen 3-5 maçta hocayla yolların ayrılmasını pek doğru bulmuyorum. Biraz istikrar olması lazım. Bunun sebebi de mesela şimdi bir teknik direktör 3. farklı takımı çalıştırmıyor bir sezonda. İşte aynısını kulüplerden aynı etkiyi alırsanız zaten bu kıyımda olmaz. Böylece de
uzun vadeli hedefler, planlar olur. Hem hoca açısından hem işte altyapı açısından. Kulüplerde böylece batmamış olduk işin açıkçası. Ama çok zor. Bugün Manisa Spor 37 yıl aradan amatör kümeye düşüyor. 3 gün sonra işte belediye takımı 1. lige çıkıyor. Yani bu tür örnekler işte Gaziantep'te de oldu. Birçok takımda da oldu. Başlı sebeplerinden biri bence işte altyapı sorunu ve direktörlerin erken gönderilmesi, bir an önce gönderilmesi 3-5 maçta. Evet. Sadık Paşa bir soru var. Bursa'nın Nilüfer'den Tuzlaspor'a giderken Bursaspor'la görüştüm. Ya maçlarımı izlemeye falan geliyordu Bursaspor ama öyle bir görüşmem olmadı yani. Söylentiler vardı biraz. O zaman bizim Ahmet Başkan vardı Bursa'nın Nilüfer'de. O ısrarla Tuzlaspor'a gitmemi istedi. Yani Bursaspor'la falan görüşmem olmadı. Direkt Tuzlaspor'la görüşüp anlaştım. Önümüzdeki sezon Eyüpspor'la olmazsa Bursaspor'dan teklif gelirse gider misin? Ya açık söyleyeyim, PTT Ligi'nde ilk oynanacak takım burası olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden başka bir PTT takımını düşünmüyorum yani. Olursa burada oynamak istiyorum. Üstlük olursa tabii o zaman başkanımızla oturup konuşuruz. Ona göre bir yol haritası çizeriz ama ben PTT Ligi'nde buradan daha iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum. Peki. Muhammed'e bir soru var. Emre isimli bir seyirci. Emre Belözoğlu'nun sarı kart uyarını dahi kapmış. Hani her oyunu kapmış demiş. Rekora koştu demiş. Aynen Tuzlaspor'da da çok sarı kart görüyordum galiba. Bu sene kaç sarı kart görüyordum tam bilmiyorum da. Tuzla'da onu geçmiştim galiba. 12 gördüm. 12 mi? Evet. 3 kere cezalandırma düştüm. Evet. Yani zaten zaten üçünü de oynamadım. Üçünü de kart cezalısı olduğundan dolayı. tam onu diyecektim. Tuzlaspor'da da öyle. Yani sakatlanıp hep cezadan dolayı maç kaçırdım. Evet. Yani bilmiyorum, bir de ben sahada biraz fazla konuşuyorum. Hakemlere galiba itici geliyorum. En ufak faulümde sarı kart görüyorum ya da itirazdan sarı kart görüyorum. O konuda evet eksiğim var. Yani kendimi biraz daha kontrol etmem lazım. Arkadaşa katılıyorum. Doğru söylemiş yani. Çok fazla gördüm bu sene de. İnşallah bunu da aşarım diye düşünüyorum. Mustafa işte, yani şu anda Kocaelispor Teknik Direktörü bizim canlı yayın konuğumuzdu. O zaman teknik direktör değildi, boştaydı. Futbolculuğun genle alakalı olduğunu söylemişti. Yani Türkiye'de en çok konuşulan, yani en çok futbolcunun yetiştiği şehirler Trabzon ve Bursa demişti. Bu yayında da işte Trabzon'un Bursa'lı çok seyirci var. Bu konuda katılıyor musunuz? Görüşünüz nelerdir? Ya genin etkisi tabii ki vardır da gen seni bir yere kadar getirir bence. Ondan sonrası çalışma üzerine. Bakarsan o Abi zaman bir baştan yerlere alabilir miyiz? gelebiliyorsun. O Sesin zaman gelmedi bir yerden. Cevabını baştan alabilir miyiz? Sesin gelmedi bir yerden. ya gen bir yere kadar futbolcuyu getirir. Belki bir tık üstüne koyarsın, hani gen fark eder ama bir yerden sonra artık çalışma giriyor araya. Kendine iyi bakma. Bunları yapmazsan üst seviyelere gelmek çok zor gerçekten. Futbolda en önemli şey çalışmakla kendine iyi bakma. Yetenek seni bir yere Peki. kadar bir yere getiriyor. Anladım. Var mı diğer arkadaşın şimdi bir şey? Başka soruya mı geçeyim? Yani şu an. Lanskor maçından sonra testte yapılan karşılamada neler hissettiniz demiş sevgimiz. Önümüzdeki sene için taraftara mesajınız var mı? Şey, onu Yasin abi sordu galiba, bizim taraftar derneği başkanımız. Ya inanılmaz bir Anladım. karşılama oldu. O kutlamayı görünce zaten seyircisiz oynamanın ne kadar kötü olduğunu anladık. Gerçekten yani hepimiz çok etkilendik. Çok güzel bir karşılama oldu. Yani keşke pandemi olmasaydı da her maçı böyle kutlasaydık diye düşündük. Hakikaten herkesin konuştuğu güzel bir kutlama oldu. İnşallah seneye de tabii bizim hedefimiz yukarıya oynamak. Eğer bu tribünle taraftar alma işi olursa seneye artık inşallah bunu hep beraber yaşayacağız diye düşünüyorum. Yani Eyüpspor taraftarını gerçekten çok iyi ama onu yaşayamadık. Onun üzüntüsü var. Onlar olsaydı belki çok daha erkenden şampiyonluğu garantileyebilirdik. Seneye inşallah. Yani bugün kupamı da iptal oldu herhalde yeni Covid'den dolayı. O Evet. kutlamayı da yapamadınız. Yani Evet. şampiyon olup kutlayamamak daha da kötü yani. Şampiyon olamamaktan daha kötü.
Yani biz 8 ayda 2 şampiyonluk yaşadık ama hiç kutlayamadık. Anladık seni. Bunu denk geldik. Evet. Tuhaf bir döneme denk geldik. Evet, Sadık Baş'ın asıl mevki santrafor mu, forvet mi yoksa sağa çıkın demişler. Sağ açık oynuyorum genelde. Bazen sol açık oynadığım da oluyor ama nadir. Genelde sağ açık. Birincilik taraftarları da çok güzel. Artık birincilik pozisyonu oldunuz. Eksperimeni lige taşıdınız. Birincilikteki şu anki yarışı takip ediyor musunuz? Sizce Teknolar Süper Lig'e çıkar diye bir seyirci sorusu var. Evet, PTT'yi yakından takip ediyoruz. Neredeyse bütün maçları da izliyoruz zaten. Ya biz çıkacağımızdan o kadar emindik ki daha sezonun başından bu yana PTT Ligi'ni takip etmeye başladık. Öyle diyebilirim yani. O kadar güveniyorduk kendimize. Evet, Elazığ'ın taraftarımız, yani yanılmıyorsam tam anlayamadım ama Elazığspor, Eyüpspor'u çok zorladı demiş. Eyüpspor'u bu kadar zorlayan takımın düşme ihtimalini ne olarak görüyorsunuz demiş. Düşme yarışıyla ilgili neler düşünüyorsunuz siz? Mamak'la Elazığ ve Kastamonu özellikle ciddi adaylar gözüküyorlar. Ya bu şekilde değerlendirmek yanlış olur çünkü o gün gününde olan takım iyi oynuyor. Evet, Elazığ bize o gün bize karşı gerçekten iyi oynamışlardı, özellikle ilk yarıda. Ama tabii bizim maça göre değerlendirmek yanlış olur. Bunu genele vursaydılar zaten bu durumda olmazdılar. Peki şu an arkadaşın yorumuna göre ben de yorum yapıyorum. Bizi zorladığını söylüyor ama Karacabey gibi iddiası olmayan bir takımdan da 6 tane gol yiyorsan biraz düşünmeleri lazım yani. Nerede sıkıntı var diye. Sonuçta iddiası olmayan bir takımla karşılaşıyorlar. Diğer maçlarına baktığın zaman en kolay maçları buydu. Bu maçı yenmeleri gerekiyordu. Bundan sonra iddiası olan takımlarla oynayacaklar. İşleri gerçekten zor diye düşünüyorum ben. Evet, Eyüpspor'la ilgili devam edelim. Eyüpspor dışarıdan görüldüğü kadar kurumsal mı? Demeler, filmler, antrenman sahası vesaire. Dışarıdan göründüğünden daha da iyi bir kulüp burası yani. Her anlamda. O yüzden dediğimiz gibi başkanlarımızın yani inanılmaz bir özverisi var. Futbolcuyu mutlu etmek için her şeyi yapıyorlar. Yani daha önce böyle bir yönetim, böyle bir kulübün olduğunu ben düşünmüyorum. Bu kadar düzenli ve bu kadar kurumsal, vizyonu büyük bir kulüp, büyük bir başkan bu liglerde yoktur diye düşünüyorum ben yani. O yüzden dışarıdan göründüğünden daha iyi bir kulüp Eyüpspor. Anladım. Şimdi dün Cenk Tosun sakatlandı. Burak Yılmaz da bir iki sene, yani bilmiyorum kaç sene daha devam eder bilmiyorum ama milli takımda hemen hemen birçok alternatifimiz var ama golcü kısmında yok. Ve özellikle son yıllarda Türk gol kralı da çıkmıyor. Yani bu soruyu isterseniz daha bazı cevaplasın bir golcü olarak. Yani Türkiye'den neden bir Türk gol kralı çıkmıyor veya eskisi kadar bir Türk golcümüz yok? Yani çünkü yabancı transfer zaten şu an serbest oldu da hani atıyorum bir tane, iki tane stoper alıyorsan 3-2 tane de forvet alıyorsunuz veya 3 tane. Yani orada şans verilmesi meselesi var. Bu çok önemli. Hani Burak Yılmaz bugüne kadar hep oynadı. Çünkü niye 20 tane attı, 30 tane attı Cenk Tosun'u da. Ama alttan sıralamayanlar var. Yani bence bu bakış açısıyla da alakalı bir şey. Yani bence şans, yani çok kötü yabancı forvetler de geliyor ama hala onlar oynuyor. Hala onlar oynuyor. Yani iyileri zaten belli ediyor kendini. Ama o kötüleri öğretirse de biraz da bizim yani Türk oyunculara şans verilmesi lazım. Bu sefer hani milli dediğiniz gibi milli takımda oynayacak adam kalmayacak birkaç sene içinde. Bu inşallah düzelir bunlar içerisinde. Düzeleceğini pek sanmıyorum ama tevennim o. Biraz zor gözüküyor. Çünkü yine yani yine bir şekilde altyapıya geliyoruz. Yani yabancı sınırı tamam serbest ama o sana 14 yabancıyı da full oynat demiyor. 14'ünü almak zorundasın demiyor. Yani bilmiyorum. Yani yabancı kısıtlamak değil de altyapıya bakmak daha önemli değil, gibi geliyor bana. Peki senin futbola başlarken bir idolün var mıydı golcülük? Ben küçükken de Dybala'yı çok seviyordum. Yani hala seviyorum da hani onun gibi olmayı çok istiyordum yani bilmiyorum niye. Çünkü yani aklımda yapamadım. Mehmet Akarsan bu sezon önceki sezonlara göre daha skorerdi. Bunun sebebi nedir demiş Kenan Artan. Ya bundan önceki sezonlarda şifön libero oynuyorduk genel olarak sistemde. Ben de iki ön libero'dan biriydim. Daha çok orta sahayı boşaltmamam gereken bir pozisyonda oynuyordum. Daha çok oyun kurucuydum. Şimdi burada
bir ön libero ve 2-8 numara sisteminde oynuyoruz. İleriye gidip gelmem daha tabii şey kolay oluyor. Bu da tabii ileride ceza sahasına daha çok giriş yaptığım için skora da yansıdı. Tabii bunda takımın kalitesi ve hocanın bana vermiş olduğu özgüven de var. O yüzden bu sene çok şükür daha dediklere gibi daha iyi geçti yani skor anlamında.